Üçüncü kazanımındayız. Burada 14 tane soru bizi beklemekte. İlk sorumuz tanımlayıcı dallanmış bir ağaç verilmiş. Yukarıda verilen ifadeler için doğru yanlış olarak gideceğiz. Şimdi izobar atomlarının proton sayıları farklı mıdır? Ee, burada izobar atomlarda kütle aynı proton ve nötron sayıları farklı olacak. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan tanecikler proton sayıları aynı olduğu için izotop olacak. Burada izotondur denilmiş ifade hatalı. Aynı elementayla atomların nötron sayıları her zaman aynı mıdır? Hayır. Her zaman aynı değildir. Bir elementin birden fazla izotopu bulunabiliyor. Dolayısıyla nötron sayıları farklı olabiliyor. İfade yanlış olduğu için doğru cevap D seçeneği olur. İkinci sorumuza tablo verilmiş. Tabloda bakalım. X artı taneciği var. Atom numarasının buradan kütle elektron sayısı 18 olduğuna göre 18 bir daha. Atom numarası 19 olur. Nötron sayısı 20 ise kütle numarası 39 olur. Y eksi de atom numaramız 17. Kütle numarası 35 olduğuna göre 35'ten 17 çıkarsa nötron sayısı 18 olarak bulunacak. Ee, bunun yanı sıra eksi 1 yüklü değil mi? 17 bir tane elektron almış. Demek ki 18 tane elektronu var. Z2 artıya bakarsak 39'dan 19 çıkarsa atom numarası 20 olur. 20 tane atom numaramız var. 2 tane elektron verdiğine göre 18 tane elektronumuz var. Peki Z2 artı taneciğin elektron sayısı 18 mi? Hepsinin elektron sayısı 18. İfade doğru. 3 tanecik de elektroniktir. Doğru y eksi b x artı tanecikleri izoton mudur? y eksi ile x artıya bakarsak bunların nötron sayıları farklı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla izoton atom değildir bunlar. x artı z 2 artı tanecikleri izobar mıdır? Evet görüyorsun 39, 39 x artı ve z 2 artı izobar taneciklerdir. Toplam tanecik sayısı en az olan y eksi tanecidir ki kütle numarası en küçük olan izoelektronik zaten bunlar. Elektron sayıları aynıysa diğer taneciklerin toplamı kütle numarasını verir. Dolayısıyla kütle numarası en küçük olan burada Y eksi taneciği olduğu için bu en az toplam temel tanecik içeren taneciktir diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 3. soruya geldiğimizde Pb cevherinin element element arasına seçilen X, Y, Z ve M taneciklerinin proton ve elektron sayılarını gösteren grafik verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. X ile Y aynı elemente ait midir? Evet. X ile Y'yi görüyorum. Proton sayıları aynı. Elektron sayıları farklı. O sorun değil. Bunlar birer katyon ya da anyon örneğidir. Burada Y'ye bakarsak nötral halde olduğunu görüyorum. Y nötral. Bak Z de nötral. Çünkü C kadar proton, C kadar elektron var. Ama X'e bakarsam elektron sayısı az. Dolayısıyla bu bir katyon. E, M'ye bakarsam bu da bir anyon. Çünkü elektron sayısı proton sayısından fazla. C sayısı A sayısından büyük olduğu için bu sonuca varıyorum. Peki. X ile aynı element tanecikler midir? Evet. Her ikisinde proton sayısı aynı. M taneciği anyon mu? Evet. Çünkü C sayısı yani elektron sayısı proton sayısından fazladır. Dolayısıyla anyondur. X tanecinin katyon olduğunu belirledik. Z ve M izoelektronik tanecikler midir? Z ile M'ye bakarsam elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar izoelektronik tanecikler olurlar. Nükleon sayıları aynı ise M tanecinin nötron sayısı Z tanecinin nötron sayısından küçüktür denilmiş. Şimdi nükleon sayıları aynı olursa bunlar birbirinin izobar olurlar. İzobarsa yani mesela şöyle söyleyelim. İzobarlarda ne olacak? Protonla nötronun toplam birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi o zaman ben M tanecine bakarsam M tanecinin proton sayısı A kadar proton sayısı A kadar nötron sayısını bilmiyorum. Böyle yapalım. Bu eşit olmalı neye? Z tanecinin kütle numarasını. Şimdi Z tanecinin kütle numarasını nasıl buluruz? Proton sayısıyla başka bir şeyi toplayarak. Şimdi burada nötron sayılarına bakarsak iki sayının toplamı aynı sayı verecek ya. Sonuçta izobar bunlar. İzobarsa diyelim ki iki sayının toplamı da 40 yapacak. O zaman e, sayının biri diğerinden büyük olursa diğeri ondan küçük olur. Yani şöyle düşün. Mesela 40'a eşleyeceğim. Diyelim ki ne olabilir 40? İşte e, 20'ye 20 olabilir. Değil mi? Başka birinde 40 varsa diyelim ki proton sayısını arttırırsam bunun 22 yaparsam o zaman diğerinin nötron sayısını düşürmem lazım. Değil mi? Biri artarken diğer azalacak. O zaman şuradan bakarsam m taneci için a sayısı e, nedir? c sayısından küçüktü değil mi? Proton sayısı daha küçük. Proton sayısı daha küçükse m'nin nötron sayısının Z'nin nötron sayısından büyük olması lazım. Çünkü e, toplamı aynı sayı verecek. Mesela şöyle diyelim. Daha iyi bir örnek olsun. Mesela diyelim ki bunun protonu 10 sa Atıyorum bunun nötronu 12 olmalı ki. Kütle numarası 22 yapsın. C'de 12 ise. O zaman bunun nötron sayısı 10 olmalı ki. E, kütle numarası 22 yapsın. Dolayısıyla M tanecinin nötron sayısı. Z tanecinin nötron sayısından büyük olmalıdır. Burada küçük olmalıdır demiş. İfade hatalı. Doğru cevap E seçeneği gelir. Dördüncü soruya geldiğinde kütle numaraları da aynı atomlara farklı olan izobar olduğunu biliyorduk. Birbirlerine izobarı olan iki atom ile ilgili nükleon sayıları aynı olur. Nükleon sayısı demek kütle numarası demekti hatırlarsan. fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri farklı olurdu. Aynı elementin atomları olamazlar. Aynı element demek proton sayıları ya da atom numaraları aynı olan demektir. Dolayısıyla buradan doğru cevabımız C seçeneği olur. Aşağıda bazı tanecik çiftleri ile ilgili grafikler verilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir denilmiş. Şimdi X ve Y izotop tanecik olabilir mi? Evet. Çünkü proton sayıları aynı iken, nötron sayıları farklıdır. Dolayısıyla bunlar birbirinin izotopudur diyebiliriz. A ve B taneciklerine bakarsak kütle numaraları aynıysa bunlar izobar tanecikler olur. Atom numarası farklıysa nötron sayısı da farklı olur. Dolayısıyla bunlar birbirlerinin izobarı olmalıdır. İzotonu olamazlar. Dolayısıyla bu ifade hatalı. M ve N taneciklerine bakarsam elektron sayıları aynı iken atom numaraları farklı. Dolayısıyla bunlar birbirinin elektronik tanecikleridir diyebiliriz. Doğru cevabımız buradan D seçeneği gelir. X ve Y e atomlarının aynı element olduğu bilinmektedir denilmiş. Buna göre X ve Y e atomları ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur. X ve Y e atomları aynı elementin aynı atomları da olabilir. Farklı atomları da olabilir. Nükleon sayılarının farklı olup olmayacağını bilemem o yüzden. Yani aynı elementin aynı atomları olabilir. Yani proton ve nötron sayıları da aynı olabilir. Ama kimyasal özellikleri aynı element halinde oldukları için aynı olur proton sayıları zaten aynı element ait olduğu için aynı olur. Doğru cevabımızın D seçeneği olmasını bekleriz. Birliğe gelme yukarıda verilen tanecik çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri aynı iken fiziksel özellikleri farklıdır denilmiş. Şimdi burada e, dikkat edersek tanecik 1 ve tanecik 2'lerde burada e, kimyasal özelliklerin aynı olması için proton ve elektron sayılarının aynı olması lazım. Şimdi Burada bakıyorum alüminyum var. Neon var. Bir defa zaten burada kimyasal özelliğinin aynı olması mümkün değil. Çünkü farklı elementlerin atomları. 2'ye bakarsam azotun atom numarası 7. Azotun atom numarası 7. Eksi 3 yüklü. Eksi 3 yüklü. Dolayısıyla ikisinde de 10'ar tane elektron var. Hem proton hem elektron sayıları aynı olduğu için bunların kimyasal özellikleri aynı olur. Fizik özellikler farklıdır. Çünkü bunlar birbirinin izotopudur aynı zamanda değil mi? Biri 14 izotop, biri 15 izotop. Kütle farklı. Karbon elementine bakarsak ikisi e nötral halde ise, atom numaraları aynıysa yine bunların kimyasal özelliği aynı olur. Fiziksel özellikleri farklı olur. Biri 13 izotop biri 12 izotop. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. Element verilmiş. X2 artı ve X4 artı iyonları X elementinin iki farklı izotopu olarak belirlenmiş. Buna göre X2 artı ve X4 artı iyonları ile ilgili hangileri hangisi aynıdır denilmiş. Şimdi bunlar da e, x2+ artı ile y e, x4 artı e, burada elektron kaybı yaşamışlar. Birinden 2 elektron, diğerinden 4 elektron kopmuş. E bunlar izotopsa bunların proton sayıları aynı olur. Elektron sayıları da farklı olacaktır. Dolayısıyla burada zaten iyon yükleri farklı, elektron sayıları da farklı. İzotop olduğu için nükleon sayıları da farklı. Nötron sayıları da farklı ama çekirdek dediğimiz şey proton sayısıdır. Proton sayıları bunlar izotop olduğu için aynı olmak zorundadır. Doğur bu A seçeneği olur. Aşağıdaki grafik X, Y, Z taneciklerin nötron sayısı da proton sayısının e, ilişkisini vermiş. Buna göre X, Y, Z tanecikleri ile ilgili hangileri doğrudur denilmiş. E, şimdi X ve Y'nin nötron sayısı aynı iken, Y ve Z'nin de proton sayısı aynı. X ve Y izoton mudur? Evet nötron sayıları aynı proton sayıları farklı bunu görebiliyoruz. Y ve Z de izotop olacaklar çünkü protonlar aynı nötronları farklı. X ve Z tanecikleri farklı elementlere ait tanecikler midir? Evet. Çünkü x'in proton sayısı ile x'in proton sayısı ile z'nin proton sayısı farklı olduğu için bunlar farklı elementlere aittir. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Grafik izotop atomlara aittir denilmiş. İzotop atomlara aitse nötron sayıları farklıysa mutlaka ne aynı olmalı? Atom numarası veya çekirdek yükü veya proton sayısı. Dolayısıyla buna ne yazılabilir? Elektron sayısı İzotop atoma aitse atom yüksüz olur. Dolayısıyla yüksüz olacağı için bunların yerine elektron sayısı yazılabilir. çekirdek yükü yazılabilir ama nükleon sayısı yazılamaz. Nükleon sayısı farklı olmak zorundadır. Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneği olur. Aşağıdaki grafik Y, Z taneciklerinin proton ve nötron sayılarını göstermektedir. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Proton sayısı B kadar nötron sayısı A kadar. Dolayısıyla bunun kütle numarası A artı B. Y'ye bakıyorum. Proton sayısı B kadar, nötron sayısı B kadar. Dolayısıyla e, kütle numarası 2B olur. Z'ye bakarsak onda kütle numarasının A artı B olduğunu görüyorum. A kadar proton, B kadar nötron olduğu için dolayısıyla Y ve Z'ye bakarsak nötron sayıları aynı olduğu için bunlar e, bunlar izotondur ve aynı elemente ait değildir. Farklı yani proton sayıları farklı olduğu için farklı elementlere ait olmalıdır. X ve Y izotop mudur? Evet. Çünkü proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. Y ve Z izoton tanecikler midir? Şimdi Y ve Z'ye bakarsam nötron sayıları aynı. Dolayısıyla bunlar birbirlerinin izotonudur. Doğru cevabımız buradan D seçeneği gelir. Mensüeli çıkmış bir soru. Hidrojenle döteryum elementleri var. Bunların atom numaralarının aynı olmasını bekliyoruz. Çünkü görüyoruz proton sayıları aynı. Nötron sayıları aynı mı? Hayır. Hidrojende sıfır nötron yani hiç nötron yok. Döteryumda ise bir tane nötronumuz var. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Atoma aitse bunlar elektron sayıları da yine aynı olacaktır. Çünkü atom numaraları aynı. Ee, nötral oldukları için birer tane elektronları var. Doğru cevap buradan D seçeneği olur. X, Y, Z element atomları ile ilgili hangileri doğrudur? X ve Y aynı elementin izotopları mıdır? Evet görüyoruz. İkisinde proton sayısı 10. Birinin 20 nötronu şey 20 kütle numarası var. Diğerinin ise 21. Dolayısıyla bunlar izotoptur diyebilirim. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşit midir? 22 tane kütle numaram varsa 22'den 11 çıkarsa 11 tane nötronumuz var. Dolayısıyla bu da doğrudur. Elektron ve nötron sayıları. Neden? Çünkü nötral halde olduğu için elektron sayımız zaten 11 tane. Nötron sayımız da 11 olduğu için hem proton hem nötron hem elektron sayıları aynı olur. Hepsi de 11'dir. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşit midir? Y'nin nötronuna bakarsam 21'den 11 çık 10 çıkarsa 11 kalır. Bunun 11 nötronu var. Z'nin de 11 nötronu olduğu için bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Son sorumuz X, Z, Z tanecilerin proton ve elektron sayılarının grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi Z'ye bakarsak 17, 17 olduğu için nötral. T'ye bakarsak bir tane elektron almış. Dolayısıyla eksi 1 yüklü. X'e bakarsak 19'a 18 bir elektron kaybı yaşadığı için artı 1 yüklü olacak. Y'ye bakarsam 19 19 olduğu için nötraldir. Y, X ve Y taneciklerinin kimyasal özellikleri aynı olur mu? X ve Y'nin proton sayıları aynı ama elektron sayıları farklı olduğu için bunların kimyasal özellikleri aynı değildir. Z ve T tanecikleri aynı elemente ait midir? Z ve T aynı elemente aittir. Çünkü proton sayıları aynı. Dolayısıyla bu aynı elementin farklı elektron sayısına sahip tanecikleri. X katyon mu? Evet. T anyon mu? Evet. Eksi bir yükte olduğunu bulduk. Y ve Z Nötral midir? Evet. Bunların hepsi yerlerinde. Doğru cevap D seçeneği olur. Kavrama testimiz bu şekilde. Gördüğün gibi tanımlamaları düzgün bilirsek birkaç dikkat edeceğimiz husus var. Bir de grafiği hani düzgün okuyabilirsek buralarda sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi pekişme testimiz var sırada. Pekişme testine tekrardan görüşelim.